Merhaba sevgili izleyenlerimiz, Ekran Başı'na hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programın yanında güzel yemek hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem pratik iki tane yemeğimizi inşallah sizlerle beraber hazırlayacağız. Hangi yemekler var sizler için hazırlayacağımız? Çok güzel bir levrek buğulamamız var. Buğulama hazırlayacağız. Nefis olacak ve çok lezzetli olacak inşallah. Ondan sonra çok güzel bir pilavımız var. İncirli nefis bir pilav hazırlayacağız. Bu şekilde iki tane sunumumuzu hazırlayacağız. Tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yaparken sizler de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem pratik yemekler inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek veya yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGT.eu TV olarak Instagram'da varız, Facebook'ta, Twitter'da ve YouTube'da. Bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. Programlarımızı takip edebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük bütün videolarımızı oradan izleyebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 4.30'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Bitişik Şef Abdullah sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Farklı tarifleriniz varsa, yemekleriniz varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız oradan gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Programımıza konuk olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Usta.tgt Instagram sayfamdan hem yemeklerinizi gönderebilirsiniz hem de oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, iki tane listemiz dedik, iki tane yemeğimiz dedik. Dilerseniz listelerimizi alalım sizlerle beraber yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Evet. Levrek buğulamamız için neler kullanacağız sevgili izleyicilerimiz? Levrek buğulamamız için 3 adet levrek kullanıyoruz. 2 adet kuru soğanımız, 1 adet patatesimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 3 diş sarımsağımız, 1 adet taze limonumuz, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekimiz, 3 adet defne yaprağımız, 1 tutam maydanoz kullanacağız. 3 adet levrek kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 1 adet patatesimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet karışık biberimiz, ondan sonra 3 diş sarımsağımız, 1 adet taze limonumuz, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve kekiğimiz, 3 adet defne yaprağımız, 1 tutam maydanoz veya dereotu kullanabiliriz. Tabii siz isterseniz fazla da kullanabilirsiniz. 3 adet levrek kullanıyoruz, 2 adet kuru soğanımız. Soğanı seviyorsak onu biraz daha çoğaltabiliriz, artırabiliriz. 1 adet patatesimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 3 diş sarımsağımız, 1 adet limonumuz, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız olacak, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz, 3 adet defne yaprağımız, yeteri kadar maydanoz veya da istersek dereotu da kullanabiliriz. Hangisi seviyorsak onu da tercih edebiliriz. Öncelik tavamızın altına az bir yağımızı güzelce bir şekilde bir ilave edeceğiz. Yağımızı döktükten sonra tekrardan soğanlarımızı ince ince doğrayacağız. Üzerine güzelce bir yerleştireceğiz. Onu yerleştirdikten sonra onun üzerine havuçlarımızı aynı şekilde jülyen şeklinde doğrayacağız. Üzerine ilave edeceğiz. İlave ettikten sonra seviyorsak patates. Bir veya da iki tane patatesimizi de aynı şekilde güzelce bir ince ince doğrayacağız. Üzerine ilave edeceğiz. İlave ettikten sonra domatesimizi üzerine ilave edelim. Domatesimizi ilave ettikten sonra biberlerimizi üzerine ilave edelim. Onu da ilave ettikten sonra tekrardan hemen balıklarımızı üzerine güzelce bir yerleştireceğiz. Balıklarımızı ayarladıktan sonra bir tane limonumuzu üzerine ilave edeceğiz. Ondan sonra geniş bir kabımızın içine, bir tane kabımızın içine biraz yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra hangi baharatı kullanacaksak onun içine ilave edeceğiz. Sarımsaklarımızı aynı şekilde doğrayıp içine ilave edelim. Onunla beraber güzelce bir karıştıralım. Yağımızı da üzerine dökeceğiz. Kapağını kapatacağız ve o yavaş yavaş hemen ızgaramızda pişecek. Piştikten sonra sunum yapacağımız kabımıza koyup kenarlarda süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de çok da güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, incirli pilav için neler kullanıyoruz? İncirli pilavımız için 2 su bardağı kadar pirincimiz, 100 gram kadar kuru incirimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz olacak. Ondan sonra 1 tutam maydanoz veya da dereotu seviyorsak tercih edebiliriz. 1 adet havuç kullanacağız güzel bir renk vermesi için. 2 su bardağı kadar pirincimiz olacak, 100 gram kadar kuru incirimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 1 tutam maydanoz kullanacağız, ondan sonra 1 adet havuç kullanacağız. 2 su bardağı kadar pirincimiz olacak. Siz isterseniz pirinci biraz daha artırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. 100 gram kadar kuru incirimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 1 tutam maydanoz ve 1 adet de havuç kullanacağız. Önce tenceremize yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan hemen o biraz ısınacak. Isındıktan sonra pirinçlerimizi içine ilave edeceğiz. Ve onu yavaş yavaş kavurmaya başlayacağız. Kavurmaya başladıktan sonra tuzumuzu ayarlayalım. Ondan sonra tekrardan incirlerimizi doğrayıp içine ilave edelim. Onunla beraber güzelce bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bir tane de havucu
Kabuğunu soyalım, onu da rendeleyip içine ilave edelim. Güzel bir renk katması için. Ondan sonra yeteri kadar suyumuzu ilave edeceğiz. Kapağını kapatacağız. O yavaş yavaş demlenecek. Demlenip dinlendikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve biz de yavaş yavaş artık hazırlığımıza geçebiliriz. Şimdi sevgili izleyenimiz, içli köfteyle ilgili yoğun bir talebiniz vardı, isteğiniz vardı. İnşallah haftaya salı günü sizler için hazırlayacağız. Haftaya salı günü listemizde var. Ben sizler için hazırladım. İçli köftemizi haftaya salı günü hazırlayacağız. Kayseri yağlaması ile ilgili yoğun bir isteğiniz vardı. Onu da aynı şekilde listemizde var. Ama gün olarak şu anda aklıma gelmiyor. Fatma Nur bakarsa bana söyleyecek. Haftaya onu da sizler için hazırlayacağız. Kayseri yağlamamız da önümüzdeki haftaki listemizde var sevgili izleyenimiz. Şebit yağlamamız. Evet. O zaman biz yavaş yavaş başlayalım hazırlığımıza. Ondan sonra şöyle bir, öncelik şurayı bir açalım. Biraz hem elimizin altı da açılmış olsun. Biz de rahat bir şekilde çalışalım. Öncelik bir tane tepsimiz veya da Perşembe günü, evet salı günü içli köftemiz, Perşembe günü Kayseri yağlamamız var. Şebit yağlamamız değil mi? Evet. Pekmez. Pekmez tatlısı da, o da bir yoğun bir istek vardı. Onu da inşallah hazırlayacağız. Şimdi yavaş yavaş başlayalım sevgili izleyicilerimiz. Bir tane tavamız hazır. Unu hazırladıktan sonra ben hemen şuradan bir tane geniş bir kabımı alayım. Evet. Şuradan şöyle biraz. Evet, şunu bir alayım. Bu şimdi bir dursun. Ondan sonra bir tane kabımızı ayarladıktan sonra hemen yani şöyle bir rendemizi de alayım. Evet. Şimdi başlayalım sizlerle beraber. Öncelikle dedik ki tavamız sevgili izleyicilerimiz. Bu şöyle bir kalsın. Açıyı kapatmayalım görün diye. Şuradan başlıyoruz. Biraz yağımızı alıyoruz. Çok az. Sonrada da kullanacağımız için şuradan az bir yağımızı döküyoruz. Şimdi az bir yağımızı döktükten sonra onu her tarafa eşit bir şekilde sürelim. Şuradan fırçamızı alıyoruz. Tavamızı şöylece bir kenar kısımlarından güzelce bir yağlayalım. Az bir yağla beraber. Onu yağladıktan sonra şöyle bir aldık. Öncelik soğanımız demiştik. Tamam. Bir dakika hemen onu ayarlayalım. Ben şöyle bir biraz bıçağımı bileleyim. Orayı ayarlayacağım. Kameramızın güzel görmesi için. Kullanacağımız kadar balığımız. Siz isterseniz tabii daha fazla da kullanabilirsiniz sevgili izleyenimiz. 2 tane, 3 tane veya da kişi başına dilerseniz birer tane de kullanabilirsiniz. Hemen bıçağımız güzel kessin diye şöylece bir ayarladık. Şunu çekiyoruz geriye. Şuraya alsam engel oluyor değil mi? Bir dakika güzel kardeşim. Şunu alıyorum. Evet. Şimdi oldu herhalde. Evet. Öncelik şöyle yapıyoruz. Soğanımız. Başlıyorum. Şu şekilde soğanımızı doğramaya. Devam ediyoruz. Biz genellikle 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz ama siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Yani bol olmasını istiyorsanız, fazla olmasını istiyorsanız ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi öncelik bunu şöylece bir tavamıza güzelce bir seriyoruz. Devam edelim. Bunu da aynı şekilde gönderdik. Şimdi onu ilave ettikten sonra devam ediyoruz. Şöyle bir soyacağımızı alalım. Ondan sonra kullanacağımız kadar havuç. Şöyle yapalım. Bir tane daha alalım. Bir iki tane bize yetiyor. Ama siz istiyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Öncelik şöyle yavaş yavaş kabuklarını soyalım. Küçük bir tane havuç daha. Onu da aynı şekilde kabuğunu yavaş yavaş soyduk. Şimdi onu kabuğunu soyduktan sonra şurayı bir toparlayalım.
Ondan sonra da temizliyoruz. Bunu da aynı şekilde temizledik. Kaldıralım şunu. Onunla bir işimiz kalmadı ve çok da dağınık olmasın. Başlıyoruz. Eğer ki havuç çok fazla iri ve büyükse ortadan ikiye bölelim. Ondan sonra doğrayalım. Ama küçükse bölmeye gerek yok. Bu şekilde doğrayabileceğimiz kadar ince ince doğrayalım. Kenara çektik. Devam ediyoruz. Çektik. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi oldu. Havuçlar da hazır. Bunu da ince doğradı ki erken pişsin. Güzelce bir şekilde bir toparlansın, pişsin diye. Şimdi bunları da yavaş yavaş üstüne şu şekilde serpiştiriyoruz. Bunlar güzelce pişecek. Hem de çok da iyi bir tat ve lezzet katacak. Evet. Hazır. Şunların üstüne altta gelecek şekilde bir iki tane defne yaprağımızı bırakalım. Şimdi onu bıraktıktan sonra limonumuzu alıyoruz. Onu da şöylece bir parçasını ayırıyoruz. Üste gelecek şekilde. Çünkü iki kısım kullanacağımız için. İnce ince zar şeklinde doğrayalım. Şimdi bunu da doğradıktan sonra üstüne güzelce bir gönderdik. Şu çekirdeklerini alalım. Bu da aynı şekilde üzerine yolladık. Şimdi onu ilave ettikten sonra ben şuradan az bir tuzumu alıyorum. Biraz tuzumuzu şöylece üzerine serpiştirip ona güzel bir lezzet katacak. Tabii bunu ayarlarken güzelce ayarlamamız gerekiyor ki yemeğimiz çok aşırı tuzlu olmasın. Yani sonradan bizleri rahatsız edecek şekilde tuzlu olması. Ona biraz daha dikkat edelim. Şimdi işlemimize devam edelim sizlerle beraber. Ne yaptık? Soğanımız. Ondan sonra üzerine tekrardan havuç, tekrardan limonumuz. Güzelce bir şekilde bir ayarladık. Şimdi bunun üzerine patatesimizi ayarlayalım. Patates dedik. Şöyle patatesimiz hazır. Öncelik şuradan bir parça alıyorum. Ondan sonra ufak ufak şöyle bir doğruyoruz. Devam. Hazır. Gördüğünüz gibi güzel oldu. İncecik. Şurada baktığımda insanı görmemiz gerekiyor. İnsanı gördüğümüze göre onları artık yerleştirebiliriz. Değil mi? Evet. Ya insanı gördüğümüz zaman neşemiz yerine geliyor. İnsan candır. Evet. Vay, Allah razı olsun. Sizler de benim için öylesiniz. Şimdi üstüne patates yedik. Patateslerimiz şöylece bir gelsin. Derya kuzuları, derya. Şöyle biraz. Derya kuzuları burada yatıyor. Şimdi birazdan en üstte onları ilave ettik mi ondan sonra nefis olacak. Çok güzel olacak. Şöylece bir patateslerimiz. Evet. İncecik. Şurada küçük bir tane daha var. Onu da ayarlıyoruz. Şöyle. Hop. Mis. Şöyle hızını aldın mı artık devam edeceğim Fatma Nur. Evet. Şunları da kenara gönderdik. Evet. Şöyle yapıyoruz. Bunları da üstüne güzelce bir yerleştiriyoruz. Çok doyurucu ve çok da güzel olacak. Onun için de kendimize müthiş bir sunum hazırlamış olacağız. Az bir tuz şuradan alıyoruz. Şöylece. Sadece bu lezzetlendirmek için tekrardan sosumuzu üzerine biraz daha ilave edeceğiz. Devam ediyoruz. Üzerine bir iki tane defne yaprağımı da ilave ettim. Şimdi onu da ilave ettikten sonra da şuradan
Gelsin bakalım biberimiz. Hemen biberimizi şöylece bir temizleyelim. Çekirdeklerini alıyoruz. Bunu da aynı şekilde yaptık. Ondan sonra da şöyle yarım parmak veya bir parmak şeklinde kesiyoruz. İki tane yetiyor. Tabii siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Temizledik. Onu da kenara doğru aldık. Bunu da aynı şekilde yapalım. Hazır. Şimdi onu da hazırladıktan sonra bunları küçük küçük doğradık. Ve şu boşluklara doğru biberimizi yerleştirelim. Bunu da bıraktık. Devam. Aralarına şöyle hafif. Tabii siz çok fazla seviyorsanız bu aralarına biraz kekik dediğimiz gibi veyahut da karabiber kullanabilirsiniz. Çok aşırı kullanmayalım ama karabiber de güzel bir lezzet, tat katacak. Onu siz de istiyorsanız ilave edebilirsiniz. Şimdi ayarlamamızı yaptık. Domatesimiz. Gelsin bakalım domatesimiz. Şöyle istiyorsanız domatesi fazla kullanabilirsiniz. Duruma göre bakalım. Domatesimizi hemen hazırlayalım. Şöyle yapıyoruz domatesimizi de. Kenara aldık. Ortadan bölüyoruz ve tekrardan yarım baş şeklinde kesiyoruz. Bunu da aynı şekilde kestik. Kestikten sonra bir tane yetiyor domatesimizde. Evet. Şunu. Yani bir 6 kişilik bir aile için sevgili izleyenler çok rahat bir şekilde bir tane patates, bir tane domatesimiz, 2 tane soğanımız, veya bir tane soğan da diyebiliriz, 2 tane biberimiz. Yani şu anda biraz bol görünebilir ama o piştikçe tabii sebzelerimiz biraz daha kendisini bırakacak. Onun için de çok da lezzetli ve çok da güzel olacak. Şimdi bunları ayarlamamızı yaptık. Ondan sonra levreğimiz hazır. Önce şu üstüne biraz tuzumuzu serpiştirelim. Çok az bir tuz. Şöyle fazla olmasın. Yeterli bizler için. Levreğimizi üstüne bırakıyoruz. 2 tane dediğimiz gibi temizlendiğinde veya da 4 tane zaten çıkabiliyor sevgili izleyenlerimiz. Bu şekilde temizlemiş levreğimiz de varsa çok da güzel olacak. Onun için levreğimiz hazır. Bunları da üstüne bırakıyoruz. Şimdi onları da üstüne bıraktıktan sonra da şunu alıyoruz kenara. Bunu kaldıralım. Şöyle bir kenara doğru gönderelim. Onu ayarladıktan sonra da sosumuzu sizlerle beraber hemen hazırlayalım. Öncelik şurayı temizleyeyim. Çok fazla dağınık olmasın. Onun için ne yapacağız? Şurayı güzelce bir temizleyeceğiz. Bunları da çektik. Ve hazır. Izgaramızı da çalıştıralım. O da yavaş yavaş ısınsın. Şimdi ızgaramızı çalıştırdık. O yavaş yavaş ısınıyor. Biz de bu arada şurayı bir ayarladık. Bir tane kabımız demiştik. Hemen kabımızı alalım. Gelsin. Kabımız hazır. Onu şuraya alıyoruz. Biraz yağımız. Şuradan yağımızı alalım. Biraz yağımızı boşaltıyoruz. Çok az daha yeterli. Şimdi yağımızı içine ilave ettik. Baharatlarımız. Onlar da azar azar. Çok az pul vereyim. Tabii siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Evet. Çok az kekik. Hatta şunu yanımıza alalım. Şöyle bir yanımıza alsak daha güzel olsun. Değil mi? Evet. Yani tam da onun gibi oldu. Biraz karabiberimiz. Karabiber dediğimiz gibi güzel bir lezzet, güzel bir tat, güzel bir aroma katıyor ama çok fazla kullandığımızda belli bir süreden sonra midemizde yanmalar, ekşimeler bizleri rahatsız edeceği için ne yapıyoruz? Onu da kullanıyoruz ama az kullanıyoruz. Şimdi buna az bir tuzumu, fazla değil, az bir tuzumu da dahil ediyorum ve baharatla şu anda işim bitti. Bunu şimdilik şuraya doğru aldık. Öncelik bir tane tavamız veya da tepsi kullanacaksak tepsimiz. Onun içine şunu şöyle bir kenara alıyoruz.
Biraz yağımızı döküyoruz. Soğanımızı piyaz şeklinde doğruyoruz, altına seriyoruz. 1-2 tane havuç. Eğer büyükse bir tane yetiyor. Küçükse 2 tane kullanabiliriz. Onu da kabuğunu soyuyoruz, ince ince doğrayıp üzerine ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra üzerine 1-2 tane defne yaprağımızı ilave ediyoruz. Limonumuzu yarısını üzerine ilave ediyoruz. Onu ilave ettikten sonra tekrardan onun üzerine güzelce bir şekilde bir tane veya iki tane patatesimizi ince ince doğrayıp hemen üzerine seriyoruz. Onu serdikten sonra patatesimizi üzerine biberimizi serdik. Ondan sonra bir tane domatesimizi ilave ettik. Balıklarımızı üzerine ilave ediyoruz. Balıklarımızı üzerine ilave ettikten sonra şimdi yavaş yavaş devam edelim sizlerle beraber. Şuradan az bir limon suyundan şöyle bir sıkıyoruz. Onu sıktıktan sonra şu kalan kısmını da tekrardan doğrayıp şu kenar kısımlarına veya da balığımızın üzerine gelecek şekilde de bırakabiliriz. Güzel oldu. Balıkların üstüne şuradan 1-2 tane defne yaprağı bırakalım. Şimdi defne yaprağımızı ilave ettikten sonra şunu bir kenara alalım. Ondan sonra da şuradan bunu şöyle alıyoruz. Sarımsağımız. Hemen sarımsağımızı alıyoruz. Ben şöyle bir temizleyeyim. Kullanacağımız kadar, yani sarımsağı çok fazla seviyorsak ona göre biraz daha artırabiliriz, daha fazla da kullanabiliriz. 3 veya da 4 diş sarımsak yakışacak ve çok da güzel bir lezzet katacak. Onun için de ne yapıyoruz? Şimdi yavaş yavaş sarımsağımızı öncelik temizleyelim. Bunlar da aynı şekilde. Hazır. Devam ediyoruz. Güzelce bir şunu da kenara aldık. Şunu toparlayalım. Devam ediyoruz. Hamsili pilavla ilgili de yoğun bir isteğiniz vardı. Hamsili pilavımız da önümüzdeki hafta çarşamba günü inşallah sizler için. Çarşamba günü değil mi Fatma Nur? Yanılmıyoruz. Evet, ya çarşamba ya perşembe günü. Sana zahmet. Sana zahmet güzel kardeşim. Evet, hamsili pilavımız gibi. Onda yoğun bir istek vardı izleyenlerimizde. Çarşamba günü. Onu da sizler için hazırlayacağız sevgili izleyenimiz. İçli köftemiz, şebit yağlamamız, Kayseri yağlaması. Ondan sonra da hamsili pilavımız. Hepsini önümüzdeki hafta sizler için hazırlayacağız. Evet, şebit yağlaması. Evet. Evet, izleyenlerimiz de. Tabii içli köfte biz zaten sözünü vermiştik. Daha önce de istek vardı. Onu inşallah önümüzdeki hafta hazırlayacağız. Şimdi sarımsağımız hazır. Bunları da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Bunda ufak bir eziyoruz. Ezdikten sonra bunları küçük küçük şu şekilde devam edelim. Ufak ufak doğradık. Evet, şunu kaldıralım. Biraz daha ufaltabiliriz şunları. Küçük küçük. Çok iri olmasın. Onun için şöyle her tarafına eşit bir şekilde dağılsın ki lezzetli olsun, güzel olsun. Onun için ne yapıyoruz? Şimdi yavaş yavaş biraz daha ayarladık. Şimdi onu ayarladıktan sonra alıyoruz. Onu da şuraya içine gönderiyoruz. Biraz daha dahil ettik. Evet. Sosumuz yavaş yavaş hazırlanıyor. Şöyle biraz elimi temizleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Şuradan az bir, çok olmasın suyumuz. Evet. Bu bizler için yeterli. Bu ilk başta toparlaması için sevgili izleyenimiz. Zaten sonrasında toparlandıktan sonra sebzemiz kendi suyunu bırakacak. Ve o da mis gibi olacak. Mis. Pilavımız için biraz suyumuzu şöyle bir ayarlayalım. Şuradan bir tane kaşığımızı alalım. Bunu ufaktan şöyle yapalım.
yanımıza çektik. Ondan sonra da bunu güzelce bir karıştıralım. Yağımız, limon suyumuz, sarımsağımız, baharatlarımız, tuzumuz da aynı şekilde içine ilave etmiştik. Hepsini ilave ettikten sonra bismillah diyoruz ve yavaş yavaş döküyoruz. Bunu da aynı şekilde. Oh, mis gibi olacak, mis. Derya kuzuları bunlar, derya. Hop. Mis. Mis gibi oldu, mis. Evet. Evet. Şöyle biraz daha şunların üzerine. Vay 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 vay. Mis gibi olacak, mis. Şöylece bir aralarına doğru da şöyle güzelce bir gönderiyoruz. Şöyle bir aralarına doğru da boşalttıktan sonra şimdi güzelce bir şekilde buğulamamız hazır. Bunu ne yapacağız? Izgaramıza göndereceğiz. Programımız boyunca yavaş yavaş pişsin sevgili izleyenimiz. Altına soğanlarımızı serdik. Onun üzerine havuç, onun üzerine şöyle biraz da sirkeleyelim. Onun üzerine defne yaprağımız, limonumuz, hepsini üzerine ilave ettik. Hepsini ilave ettikten sonra şu anda altı kısık bir şekilde. Ama isterseniz biraz daha yüksek bir derecede de pişirebilirsiniz. Ondan sonra soğanlarımızı üzerine ilave ettik. Soğanlarımızı piyaz şeklinde doğramıştık. Üzerine ilave ettik. Soğanlarımızı ilave ettikten sonra tekrardan soğanlarımızın üzerine güzelce bir şekilde bir defne yaprağımızı ilave ettik. Patatesimizi ilave ettik. İnce ince doğradık. Güzelce bir serdik. Onu serdikten sonra üzerine tekrardan limonumuzu seriyoruz. Ondan sonra domatesimiz, ondan sonra biberimiz, ondan sonra balıklarımızı üzerine ilave ediyoruz. Balıklarımızı üzerine ilave ettikten sonra o yavaş yavaş şöyle güzelce bir şekilde hepsini kaplayacak şekilde dizdikten sonra balığımızı aynı şekilde ilave ediyoruz. Ayrı bir kabımızın içine yağımız, tuzumuz, baharatlarımız, ondan sonra sarımsağımız ve biraz da dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz onun içine limon suyumuz da varsa koyarsak çok da güzel olacak. Hepsini karıştırdık, üzerine ilave ettik. Üzerine ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Bu programımız boyunca yavaş yavaş pişecek ve çok lezzetli, çok da güzel olacak. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biz de bu arada tezgahımızı toparlayalım sizlerle beraber. Hemen şuradan tezgahımızı öncelik şöyle bir temizleyelim. Rahat bir şekilde çalışmamız için bunları güzelce bir ayarladık. Şuraya biraz daha temizleyelim ki tanık olmasın. Ondan sonra pilavımızı hazırlayalım sizlerle beraber. Pilavımız için de kullanacağımız kadar pirincimiz. Geniş bir ailesek pirinci biraz bol da kullanabiliriz. Yani sizler de istiyorsanız pirinci biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı kadar pirincimiz var. Ondan sonra incirlerimiz. Gördüğünüz gibi minik minik doğranmış, küçük küçük doğranmış hazır bir şekilde. Tabii siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Yani incirlerin biraz daha fazla olmasını istiyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi şurayı öncelik biraz bir temizleyelim. Çok fazla tezgahımız hem dağınık olmasın hem de biz rahat bir şekilde çalışalım. Evet, toparladık. Pilav için tenceremiz biraz büyükse hem pilavımız tane tane düşecek hem de güzel olacak. Elimizde geldiği kadar pilavımızda tenceremizi biraz büyük bir tencere tercih edelim ki hem güzelce bir şekilde pişmesini sağlayalım sevgili izleyicilerimiz. Hem de pilavlarımız dediğimiz gibi çok fazla böyle tıkış tıkış olmayacak ve tane tane olacak. Harika bir şekilde hazırlanmış olacak. Onun için varsa büyük bir tencereniz her zaman büyük bir tencere kullanın. Şimdi bu yemeklerde de aynıdır, pilavda da aynıdır. Bu şekilde yaptığımızda pilavımız çok güzel oluyor. Yemeklerimiz çok güzel oluyor. Ama ufak tencere kullandığımızda ister istemez karıştırdığımızda içindeki sebzelerimiz olsun, malzemelerimiz olsun onlar parçalanacak, dağılacak. Pirincimizde de aynı şekilde küçük bir tencere kullandığımızda parçalanacağı için, dağılacağı için elimizde geldiği kadar büyük bir tencere kullanalım ki güzel bir şekilde ayarlayalım. Her zaman sıcak su kullanalım. Suyumuz soğuk olmasın. O da çok önemli. Ondan sonra pirincimizi iyi kavuralım. Pirincimizi yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Ondan sonra pirincimizi güzelce bir kavurduktan sonra önce bir topaklaşacak. Yani birbirini tutmaya başlayacak. Birbirini tutmaya başladıktan sonra biz yine karıştırmaya devam edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Ta ki o kendini bırakana kadar. Kendini bırakmaya başladıktan sonra ondan sonra sıcak suyumuzu içine boşaltacağız. Ondan sonra da güzelce bir
ayarlamamızı yaptıktan sonra kapağını kapatacağız. O yavaş yavaş 10-15 dakika boyunca demlenecek, dinlenecek. Dinlendikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir pilavımız olmuş olacak. Yeni yeni pilav yapmaya başlamışsanız, eğer ki biraz da korkuyorsanız, ya benim pilavım işte güzel olur mu olmaz mı diye içinde bir kuşku, endişe varsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örneğin bir su bardağı kadar pirinçli pilavınızı hazırlayacaksınız. Sizden bir su bardağı kadar sıcak su kullanın. Ondan sonra şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı kadar tel şehriyesi, isterseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Şimdi tel şehriye ve arpa şehriye kullandığımızda biraz da hatamız varsa onu toparlamış olacak. Pilavımız tane tane düşmüş olacak ve çok da güzel olacak. Onun için yani arpa şehriye buradaki tabii dediğimiz gibi biraz da hatanızı kapatacak ve çok da iyi bir şekilde pilav yapmanızı sağlamış olacak. İçinde varsa bir veya iki yemek kaşığı kadar tel şehriye veya arpa şehriye kullanabilirsiniz. O da dediğimiz gibi onu hem dengelemiş olacak hem de güzelce bir şekilde toparlamış olacak. Pirinç de bire birdir. Bir su bardağı yapıyorsa bir su bardağı kadar sıcak su vermemiz gerekiyor. Bulgurda, makarnada bire ikidir. Bir su bardağı yapıyorsak iki su bardağı kadar su vermemiz gerekiyor. Şimdi bulgur hem yağı da biraz daha fazla seviyor. Ona göre yağı da biraz fazla kullanmamız gerekiyor. Suyu da aynı şekilde fazla seviyor. Tabii fazla derken çok aşırı olmayacak. Pilavda bir yemek kaşığı kullanırsak onda iki yemek kaşığı kullanmamız gerekiyor. Evet. Hemen şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Şurayı bir önce bir kısalım. Ben hemen şuraya bir kısıyorum. Çünkü çok fazla yanmasın. Şimdi ayarlamamızı yaptık. Öncelik ben hemen şuradan eldivenlerimi takayım, ondan sonra devam edeyim. Bir tane havuç. Tabii siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir tane havucu alıyoruz. Önce bir şöyle güzelce bir soyalım. Hatta bir tane daha alalım. Sonra onu gerekirse şöyle birazını ayıralım. Sonra bir salata yapacaksak kullanabiliriz. Hemen şöylece bir temizledik. Şunu bir kaldıralım. Onunla bir işimiz kalmadığı için. Şunu da küçük küçük temizleyelim. Yağımız yavaş yavaş ısınıyor. Yağımız ısınırken biz de kenarda hazırlığımıza devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş havuçları rendeleyelim. Devam ediyoruz. Bunları da hop. Eldiven olduğu için ister istemez elimize biraz kayabiliyor havuçlar. Devam ediyoruz. Bunlar da aynı şekilde. Ufak ufak. Evet. Havuçları da rendeledik. Siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Eğer ki havuçların biraz daha bol olması istiyorsanız ona göre daha fazla da kullanabilirsiniz. Evet. Şu anda düşük bir derecede yavaş yavaş pişiyor sevgili izleyicilerimiz. Eğer ki acelemiz varsa biraz da derecemizi artırıp yüksek bir derecede de pişirebilirsiniz. Onun için tercih size kalmış. Yüksek bir derecede pişirmek istiyorsak biraz da derecemizi artırabiliriz. Şöyle boş bir tabağımızı alalım. Havuçlar elimizin altında hazır bulsun. Kullanabileceğimiz kadarını kullanacağız. Diğerini istersek salatada değerlendirebiliriz. Bunları şöyle bir alıyoruz. Kabımızı içine. Öncelikle bir boşaltalım. Kenara doğru çektik. Şöyle bir tezgahımız. Öncelik biraz temiz olsun. Şunu bir toparladık. Evet. Şimdi ayarlamamızı yaptıktan sonra kullanacağımız kadar pirincimiz dedik. Sıcak suyumuz hazır. Evet. Bunu da yavaş yavaş. Boşaltıyoruz ve yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Şunları bir kaldıralım. Biraz altını ayarlayabiliriz. Evet. Şimdi yavaş yavaş
kavurma işlemine devam edeceğiz. İyice bir kavrulacak ki sevgili izleyenimiz hem güzel bir lezzet hem de güzel bir tat katsın. Onun için ne yapacağız? Onu elimizde geldiği kadar iyi kavuralım. Şurada biraz tuzumuz. Evet. Şöyle hafif biraz tuz ilave edelim. Şunu da güzelce bir karıştırdık. Çok acelemiz varsa derecemizi ona göre biraz daha artırabiliriz. Acelemiz yoksa kısık bir ateşte yavaş yavaş kavuralım ki pirinçlerimiz hem kırılmasın hem dağılmasın hem de güzelce bir şekilde kavrulmuş olsun. Bir tane kesme şekerimiz. Bu da pilavımızın daha güzel düşmesini sağlayacak sevgilimiz. Tane tane olmasını sağlayacak. Onun için bir tane kesme şekerimizi de dahil edelim. Evet. Onunla beraber şöylece bir karıştırıyoruz. Ara ara karıştıracağız ki kırılmasın, parçalanmasın diye. Onun için ne yapacağız? Elimizde geldiği kadar ara ara onu karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, şöyle bir derecemize bakalım. Balımız kenarda yavaş yavaş pişmeye devam ediyor dediğimiz gibi. Çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Onun için tabii siz biraz daha fazla da kullanmasını istiyorsanız fazla da tercih edebilirsiniz. Eğer ki biraz daha geniş böylesek, karabalık böylesek, bol olmasını istiyorsak ona göre hem sebzemizi biraz daha fazla kullanabiliriz. Hem de balımızı daha fazla tercih edebiliriz. Genellikle biz 4 ile 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. Ama siz isterseniz biraz daha çoğaltabilirsiniz, fazlalaştırabilirsiniz. Evet, şunu biraz yavaş yavaş karıştıralım. Kavurmaya devam etsin. Evet. Dediğimiz gibi fazla yapacaksa fazla da kullanabiliriz. Bir veya iki su bardağı kadar pirincimiz güzelce bir yıkadık, hazırladık. Ondan sonra onu güzelce bir kavuracağız. Eğer iki su bardağı kullanıyorsak pirinçte iki su bardağı kadar su vermemiz gerekiyor. Bazı mahsullerde biraz bir değişkenlik olabilir. Ama bu değişkenlik çok fazla değil. Bir yemek kaşığı azdır veya da fazladır. Pilavınızı hazırladınız, baktınız çok fazla diri ise bir yemek kaşığı daha artırabiliriz. Ondan sonra baktık ki eğer ki çok fazla şöyle hafif biraz bir yumuşaksa bir yemek kaşığı daha kısabiliriz. Ona göre yapabiliriz. Ama ölçüyle yaparsak çok da güzel olacak. Onun için elimizde geldiği kadar ölçüyle pilavımızı hazırlayalım. Tam tutturamıyorsak yani ölçüyle yaptık tam da tutturamıyorsak şöyle bir şey yapabiliriz. Arpa şehriye veya da tel şehriye veya da yıldız şehriyemizi de kullanabiliriz. O da biraz daha işimizi kolaylaştıracak ve güzel bir şekilde pilavımızı yapmamızı sağlamış olacak sevgili izleyenlerimiz. Sizler de yemeklerimizi tekrardan görmek veya da yapmak istiyorsanız sosyal medya üzerinden yemeklerimize bakabilirsiniz. TGTV olarak Instagram'da varız, Facebook'ta varız, Twitter'da ve YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Orada da aynı şekilde şu anki videolarımız bir de geçmişe dönük bütün videolarımızı orada bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bütün yemeklerimize bakabilirsiniz. Ondan sonra programımızın tekrarı, gece 4.30'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonları saat 10'da başlıyor programımızın tekrarı. Hafta sonları da bizleri izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Bitişik Şef Abdullah'sa sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız, programımıza konuk olmak istiyorsanız, yeni albüm yapmışsanız, yeni ürününüz varsa onunla ilgili reklam, tanıtım, albüm reklamı yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşabilirsiniz. Programımıza da konuk olabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. İstediğiniz anda programımıza gelebilirsiniz. Ondan sonra da dediğiniz gibi farklı yemekleriniz varsa, tarifleriniz varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız benim Instagram sayfamda gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Oradan da istediğiniz anda bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş pirinçlerimiz kavrulmaya başlandı sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzel bir renk versin diye bir parça havuçları içine ilave ediyorum. Çok fazla kullanmayacağım ama siz seviyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle güzelce bir havuçları da içine ilave ettik. Havuçlarla beraber tekrardan kavurmaya devam. Mis gibi olacak mis. Ve buram buram kokacak. Onun için de ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Kenardan böyle bir ayarladık. Daha önceden
Tavuklu kadın budu köfte yapmıştık sevgili izleyiniz. Onunla ilgili de yoğun bir isteğiniz var. İnşallah onu da sizlere için hazırlayacağız. Önümüzdeki günlerde sizler için hazırlayacağız. Onun için dediğimiz gibi ben onu da bir sizlere anlatayım nasıl yapıldığıyla ilgili. Ama önümüzdeki günlerde sizler için hazırlayacağız. 500 veya da 600 gram kadar tavuk eti kullanıyoruz. Eğer pirzola, kemiksiz pirzola kullanacaksak çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Dediğimiz gibi isterseniz kullanabilirsiniz. Veya da tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. 600 gram kadar kullandık. Şimdi 600 gram kadar etimizi aldık kasaptan. Onu kıyma şeklinde çektik, hazırladık. Eve getiriyoruz. Onun 300 gram kadarını veya da 250 gram kadar da diyebiliriz. 300 gram da diyebiliriz. Alıyoruz onu. Tenceremizin içine biraz yağımızı boşaltıyoruz. Yağımızı boşalttıktan sonra bir tane soğanımızı ince ince içine yok olacak şekilde onu doğrayıp içine ilave ediyoruz. Soğanımızı önce iyice bir kavuruyoruz. Ta ki yok olana kadar, şöyle tamamıyla pişene kadar. Onu kavurduktan sonra içine bir iki diş de sarımsağınızı da ilave edin ki ayrı bir lezzet ve tat kalsın diye. Onu da içine ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra içine kullanacağımız kadar kıymamızı, tavuk kıymamızı ilave ediyoruz. 250 gram kadar ayırdık, onu içine ilave ettik. Onu yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Kavurmaya başladıktan sonra içine kullanacağımız kadar baharatlarımızı dahil edelim. Baharatla beraber iyice bir kavurduk. Kıymamızı kenara alıyoruz ve soğutmaya bırakıyoruz. O kıymamız kenarda soğusun, iyice bir soğusun. O kenarda soğurken bize tekrardan eğer ki önceden elimizde sade pilavımız varsa, pilav yapmışız, dolabımıza vardır. Onu kullanırsak çok da güzel olacak. Hem onu değerlendirmiş olacağız hem de o çöpe gitmemiş olacak. Onu kullanalım. Eğer ki yoksa iki farklı yapabilirsiniz. İsterseniz tencerenize biraz suyunuzu boşaltın. Bir su bardağı veya bir buçuk su bardağı kadar pirincinizi güzelce bir yıkayıp içine ilave edip haşlayıp süzebilirsiniz. Pirincinizi haşlayıp süzebilirsiniz. O şekilde pirinçlerinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz pilav da yapabilirsiniz. Tencerenize az yağınızı döküp pirinçlerinizi içine ilave edip onu iyice bir kavurup ondan sonra da suyunu verip pilavınızı hazırlayıp ve pilavımızı hazırladıktan sonra pilavımız iyice bir soğusun. Şimdi incirlerimizi içine dökelim. Şöyle bir incirle de döktük içine. İncirlerimizi döktükten sonra ben hemen suyumu ayarlıyorum. Bismillah dedim. Suyumuzu şöylece bir veriyoruz. Biraz da karıştırdık. Az daha suyumuzu verelim. Evet. Şu kenardan pirinçlerimiz kalmasın. Çünkü ondan sonradan içine düştüğü zaman kıtır kıtır olacak ve bizleri rahatsız edecek. Onları kenarda toparlayalım. Çok az daha ilave edelim. Şimdi bakalım. Evet. Minik bir dokunuş, fazla olmasın. Evet. Şöyle hafif bir su düştüğü zaman, döküldüğü zaman o hemen ötmeye başlıyor. Şimdi bunu kaldıralım. Kaldırdık. Biraz üzümümüz vardı sevgili izleyiniz. Kuru üzüm. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bunları da üzerine serpiştiriyorum. Şimdi serpiştirdikten sonra kapağını kapatalım. Ondan sonra altını da kısıyoruz. Önce şu suyu temizleyelim. Hemen şurayı temizledik. Biraz da derecemizi düşürelim. Öncelik tenceremize biraz yağımızı döktük. Yağımızı döktükten sonra pirinçlerimizi ilave ettik. Pirincimizi iyice bir kavurduk. Kavururken içine tuzumuzu, biraz da şekerimizi ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. İyice bir kavurduktan sonra bir tane havucu soyuyoruz. Onu güzelce bir şekilde rendeleyip içine ilave ediyoruz. Onunla beraber biraz daha kavuruyoruz renk vermesi ve lezzet vermesi için. Onu da kavurduktan sonra iyice bir kavrulacak. Ondan sonra suyumuzu vermeye yakın incirlerimizi içine döktük. Ondan sonra suyumuzu verdik. Suyumuzu verdikten sonra seviyorsa biraz da kuru üzümümüzü de içine ilave edebiliriz. Onunla beraber karıştırdık. Altını kıstık. O şimdi yavaş yavaş demlensin ve dinlensin. Sonra harika bir pilavımız olmuş olacak sevgili izleyicilerimiz. Onun için bu aşamadan sonra kapağını çok fazla açmayalım ki kendi buharıyla beraber iyice bir dinlensin. Kenara geçiyoruz. Şunu biraz şu şekilde biraz sirkeleyelim. Burada da şöyle kapağını açayım siz de görün. Mis gibi olmuş. İnan ki var ya böyle buram buram kokuyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle hafif biraz sirkeliyoruz ki güzelce bir şekilde şu kenardan yapışmasın. Çünkü çok çok fazla su kullanmadık. Vay 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 vay. Nefis olmuş, nefis. Sebzelerimiz de yavaş yavaş pişmeye başlamış sevgili izleyicilerimiz. Onun için hızlı pişirdiği için ben biraz derecemi şöyle bir düşüreceğim. Düşük bir dereceyle yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Öncelik
Tavamızın altına biraz yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı biraz şekilde doğradık, altına serdik. Onu serdikten sonra üzerine tekrar limonumuzu, demle yaprağımızı ilave ettik. Bir iki tane patatesimizi, kabuğunu soyduğumuz patatesimizi de ince ince doğradık, üzerine ilave ettik. İlave ettikten sonra onun üzerine biberimiz, onun üzerine tekrar domatesimiz, limonumuz ilave ettik. Ve onun üzerine güzelce tekrar bir tane domatesimizi serdik. Serdikten sonra balıklarımızı yerleştiriyoruz. Ayrı bir kabın içine yağımız, baharatlarımız, sarımsağımız, biraz da limon suyumuzu karıştırdık. Üzerine döktük ve üzerine döktükten sonra kapağını kapatıyoruz. Bu programımız boyunca pişmeye devam etsin. Şu anda bile sebzelerimiz pişti sevgili izleyicilerimiz. Onun için acele etmemize gerek yok. Yavaş yavaş o pişmeye devam etsin. Kenarda pilavımız da hazırlanıyor. Şimdi kıymamızı aldık. Kıymamızı önce dediğimiz gibi ben onu da anlatayım. Ondan sonra birazdan araya gideceğiz. Güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz kıymamızı hazırladık. Ondan sonra kıymamızı tenceremize biraz yağımızı boşalttık. Soğanımızı ince ince doğradık, içine ilave ettik. Onu iyice bir kavurduk. Kavurduktan sonra bir iki tane de sarımsağımızı içine ilave edelim. Çok güzel bir lezzet katacak. Sarımsakla beraber iyice bir kavuralım. Kıymamızı içine ilave edelim, tavuk kıymamızı. 250 gramını hemen iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra baharatlarımızı ayarlıyoruz. Onu bir kabın içine alıyoruz, soğutmaya bırakıyoruz. O kenarda soğurken dediğimiz gibi dolabımızda varsa pilavımız, yoksa da iki farklı türlü yapabiliriz. İstersek pirincimizi haşlayıp soğutabiliriz. İstersek normal pilav yapıp onu da soğutabiliriz. Bir buçuk ve dediğimiz gibi eğer çok fazla yapıyorsak 2 su bardağı kadar kullanırsak bizlere yetecek. Onu da hazırladık, soğutmaya bıraktık. Şimdi onları iyice bir soğuttuk. Soğuttuktan sonra geniş bir kabımızı alıyoruz. Geniş bir kabımızın içine çiğ kıymamız, pişmiş kıymamız ve pilavımız. İster haşlanmış olsun, isterse normal pilavımız olsun. Onları içine ilave ediyoruz. Şimdi kıymamızdan dediğimiz gibi ben şöyle bir anlatayım. Siz tam onu hemen not alın diye veya aklınızda kalsın diye 300 gram kadarını haşlıyoruz. 300 gramını da çiğ bırakıyoruz. 300 gramına güzelce kavuruyoruz. İsterseniz haşlayabilirsiniz ama kavurursak çok lezzetli olacak. İsterseniz çiğ 300 gramımız çiğ olacak. 300 gramı da kavrulmuş olacak. Hepsini bir kabımızı içine aldık. Bir tane yumurtamızı üzerine boşalttık. Yumurtamızı boşalttıktan sonra biraz nanemizi, ondan sonra diğer baharatlarımızı, maydanozu içine ilave edeceğiz. Maydanozumuz çok iyi bir şekilde doğransın. Maydanoz eğer ki çok fazla irirse sonradan kadımdığı köftemiz parçalanacak, dağılacak. Onun için bizim istediğimiz birbirini tutması ve dağılmaması. Bu çünkü çok önemli bir püf noktası sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra hepsini iyice bir karıştırdık. Sizler yarım su bardağı kadar. Bu da bir püf noktasıdır. Yarım su bardağı kadar da ununuzu içine ilave edin. Ve güzelce bir karıştırın. Karıştırdıktan sonra yapabileceğimiz kadarın hepsini bezelere bölüyoruz, şekiller veriyoruz. Şekiller verdikten sonra tepsimize dizelim. Tepsimize dizdik, dolabımıza gönderelim. Dolapta 2-3 saat bir dinlensin. Dolapta dinlendiği zaman dağılmayacak, kırılmayacak ve parçalanmayacak. Onun için acele etmeyeceğiz. Dolapta da 3-4 saat bir dinlendirelim. 3-4 saat dinlendirdik. Ondan sonra tekrardan bir tane kabımızın içine 4-5 tane yumurtamızı güzelce bir kırıyoruz. Onu iyice bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra dolabımızdan tekrardan köftelerimizi alıyoruz. Onun üzerine unumuzu boşaltıyoruz. Hepsini unluyoruz. Yumurtanın içine batırıyoruz. Kızgın yağda tavamız olabilir, tenceremiz olabilir ama yağımız biraz fazla olsun. Hemen onun içine gönderiyoruz. Onu güzelce bir şekilde kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra kenara alıyoruz. Yanına isterseniz sos, isterseniz püre veya farklı bir şekilde de süsleyip sunumuzu yapabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Eğer ki pirzoladan yapılırsa efsane olacak sevgili izleyicilerimiz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, yemeğimiz pişmeye devam etsin. Pilavımız hazırlanıyor. Burada biraz bulgurumuz var. Şöyle bir sevgili izleyicilerimiz. Ben onunla beraber birazdan ufak bir salata hazırlayacağım ama ben şimdi yavaş yavaş tezgahımı toparlayayım. Ben tezgahımı toparlarken siz de bu arada kendinize bir çay alın. Kısa bir ara gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Ekran başına ayrılmayın. Minik bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birazdan salatamızı hazırlayacağız. Pilavımız için neler yaptık hemen bir anlatalım. Ondan sonra yemeğimize de bir göz atalım. O da yavaş yavaş bir toparlandı. Şimdi pilavımız için efsane bir pilavımız hazırlandı. Önce bir tenceremizde biraz yağımızı boşalttık. Pirinçlerimizi içine ilave ettik. Pirincimizi iyice bir kavurduk. Pirincimizi kavururken içine biraz tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tane de kesme şekerimizi ilave ediyoruz. Ve tekrardan kavurmaya devam ediyoruz. Onu kavururken bir tane havucu rendeledik, içine ilave ettik. Ve kavurmaya devam ettik. Onu iyice bir kavururken tekrardan kullanacağımız kadar incirimizi de içine ilave ettik. Ve onunla beraber karıştırdık. Yeteri kadar suyumuzu ilave ettik. Kapağını kapattık. O kenarda yavaş yavaş demlendi, dinlendi. Biraz daha bir dinlenmeye, demlenmeye devam etsin. Altını kapatalım.
Hatta üzerini bir bezle veya hatta dediğimiz gibi peçeteyle de kapatabilirsiniz daha iyi dinlenmesi için. Ondan sonra geçiyoruz bu tarafa. Şimdi burada da efsane bir buğulamamız, levrek buğulamamız hazırlanıyor sevgili izleyenimiz. Yavaş yavaş hazırlandı, güzelce bir şekilde pişti ve şöyle yapıyoruz. Şuradan bir parça patatesimizi alıyoruz. Oo, şöyle bir paramparça oluyor sıcak olduğu için. Vay 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 vay. Evet. Şöyle bir sevgili izleyenimiz gördüğünüz gibi. Evet. Pişmiş. Ve çok da güzel olmuş. Dediğimiz gibi ben çok fazla yüksek bir derecede pişirmedim. Yavaş yavaş pişmesini istedim. Öncelik tavamızın altına biraz yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttık. Ondan sonra soğanımızı piyaz şeklinde ince ince doğrayalım. Altına güzelce bir soğanımızı serelim. Onu serdik. Ondan sonra üzerine bir iki tane defne yaprağımızı ilave edelim. Hatta bir iki sarımsağımızı üzerine ilave edelim. Onu ilave ettikten sonra tekrardan onun üzerine bir tane veya iki tane havucu ince ince doğruyoruz. Üzerine güzelce bir seriyoruz. Onu da serdikten sonra bir tane patatesimizi ince ince doğradık. Üzerine ilave ettik. Onu da ilave ettikten sonra tekrardan patatesle beraber patatesin üzerine biberimizi, domatesimizi, yarım limonumuzu üzerine ilave ettik. İlave ettikten sonra balıklarımızı güzelce bir üzerine diziyoruz. Balıklarımızı dizdikten sonra limonumuzu üzerine ilave edelim. Bir iki tane de defne yaprağımızı ilave edelim. Ayrı bir kabın içine yağımızı, baharatlarımızı, sarımsağımızı, limon suyumuzu karıştırıp üzerine döküyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve o programımız boyunca iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da harika bir sunum olacak. Şimdi şöyle yapalım. Kapağını kapatalım. Bir 5-6 dakika daha bir toparlansın. O toparlanırken biz de kenarda ufak bir salatamızı hazırlayalım. Ve ondan sonra sizlerle beraber hemen sunumlarımıza geçelim. Ben şuradan bir tane kabımı alıyorum. Biraz buğdayımız. Şöyle biraz buğdayımız. Şöyle buğdaydan güzel bir salatamızı. Şöyle buğday salatamız için şöyle biraz havuç. Elimizdeki malzememizle nefis bir sunum yapalım. Şimdi onu da içine ilave ettik. Devam ediyoruz. Biraz şuradan çok az. Beyaz lahana. Evet. Şimdi Allah razı olsun. Evet şimdi biraz da lahanamız dedik. Bunu da doğradık. Hazır. Onu da üzerine gönderiyoruz. Şimdi onu da üzerine ilave ettikten sonra bir tane salatalığımız. İsterseniz onun kabuğunu soyup da kullanabilirsiniz. İsterseniz soymadan da kullanabilirsiniz. Şu dereotumuzu da bir alalım. Şunu da aldık. Bunları güzelce bir sudan geçirelim. Evet. Yıkanıyor ama yine biz şöyle bir onları tekrardan bir yıkayalım. Şunları ufak ufak doğrayalım. Çektik. Biraz daha. Şunları biraz daha. Ufalttık. Ondan sonra onu da üzerine ilave ediyoruz. Şunu da üzerine gönderelim. Bir tane salatalık. Kabuğunu soymayalım. Çok güzel kokluyor ve çok da güzel bir lezzet katıyor. Onun için ben şöyle soymayacağım. Ama siz de isterseniz soyabilirsiniz. Ama soymadığımız zaman gerçekten müthiş bir koku veriyor. Ve çok da zenginleşiyor. Ve çok da güzel bir aroma katıyor salatamız. Çok güzel kokuyor için ben şöyle kabuğunu soymadım. Onun için sizler de soymadan kullanabilirsiniz. Ufak ufak. Onu da şöylece bir doğrayalım. Evet. Bir tane küçük domatesim. O da gelsin. Hemen domatesimizi de şöyle bir ikiye bölüp ondan sonra onu da küçük küçük şöyle dilimleyelim. Ondan sonra bunları da doğradık. Bunlar da aynı şekilde çektik. Bir tane tat vermesi için biberimiz. Şuradan evet. Bu yetiyor bizlere. Küçük olsun. Çok fazla büyük bir bibere gerek yok. İsterseniz sivri biber veya da Charleston biber de kullanabilirsiniz.
ufak ufak doğradık. Şimdi onu da doğradıktan sonra hemen içine gönderiyoruz. Evet. Onu da ilave ettikten sonra şunu bir suya tutalım. Evet, şimdi şurayı öncelik bir kaldıralım. İçine isterseniz soğan da kullanabilirsiniz. Eğer ki seviyorsanız soğan da tercih edebilirsiniz. Yani çok fazla seviyorsak yarım soğanımız ve de istersek taze soğan olabilir. Evet, şunu bir öncelik toparlayayım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet. Toparladık. Şimdi sunum yapacağımız kabımız gelsin. Bir tane kaşığımız. Onunla beraber şöyle güzelce bir harmanlayalım. İyice bir harmanladık. Şimdi bize yetecek kadarını alalım şuraya. Biraz daha şöyle bir ayarladık. Ve kabımıza, değil mi? Çok da güzel oldu. Şöyle üzerine varsa elinizde 1-2 yemek kaşığı kadar ceviz varsa müthiş olacak sevgili izleyenimiz. 1-2 yemek kaşığı kadar ceviz gerçekten çok güzel bir lezzet ve tat katacak. Şimdi bir tane kabımız hazır. Bunun içine biraz yağımızı boşaltıyoruz. Eğer fazla yapmışsak ona göre yağ miktarını biraz daha çoğaltabiliriz. Evet. Şöyle bir biraz limon suyumuz hazır. Sirkemiz Van'da olsaydı daha yakın olurdu. Şimdi de biraz da Fatma Nur o kadar uzakta ki gerçekten. Şimdi o da hazır. Üzerine çok az tadımlık kekik. Çok az. Evet, şöyle zamanımız az kaldı diye biraz acele ediyorum güzel kardeşim. Ama sen diyorsan 5'e kadar devam et, ben yavaş yavaş devam edelim güzel kardeşim. Evet. Şimdi eğer devam edersen devam edelim güzel kardeşim. Evet, hiç sorun değil. Şimdi bunu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. İçine varsa elinizde 1-2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi de kullanırsanız müthiş olacak sevgili izleyenimiz. Dediğimiz gibi varsa elimizde 1-2 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi içine dahil edersek harika olacak. Şimdi yavaş yavaş şöylece bir gezdiriyoruz. Oh, mis. Biraz daha. Dediğimiz gibi şöyle bir müthiş oldu, müthiş. Afiyet bal şeker olsun şimdiden sizlere. Dediğimiz gibi hem elimizdeki malzemeyi kullanmış olduk, değerlendirmiş olduk, hem de çöpe gitmemiş olduk ve kendimize de çok güzel bir salata hazırlamış olduk sevgili izleyenlerimiz. Siz de bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi ızgaramızı kapatalım. Artık onun altını kapattık. Onu kapattıktan sonra da şunu bir alıyoruz. Bunlar bir kenara gelsin. Şunu da bir ayarladık. Pilavımız öncelik bir bakalım. Şöyle bir kapağını aldık. Pilavımız için öncelik hemen şuradan hazırlama başlıyoruz. Tenceremizin altına çok az bir yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan içine kullanacağımız kadar pirincimizi döküyoruz. Pirincimizi iyice bir kavuruyoruz. Pirincimizi iyice bir kavurduk. Ondan sonra tekrardan içine tuzumuzu, şekerimizi ilave ettik. Tekrardan kavurmaya devam ettik. Onları iyice bir kavururken tekrardan içine bir tane havucu rendeleyip içine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam edelim. Onu iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine bir 100 gram, 150 gram kadar incirimizi de ilave ediyoruz. İyice bir karıştırdık. Yeteri kadar sıcak suyumuzu ilave ettik. Kapağını kapatıyoruz ve yavaş yavaş demleniyor ve dinleniyor. Dinlendikten sonra sunum yapacağımız kaplarımıza şöyle yapalım. Oh! İnan ki şu anda çok güzel kokuyor sevgili izleyenimiz. Müthiş oldu, müthiş. Bunu da şöyle bir alalım.
Güzelce bir kapağını kapatacağız. Kendi buharıyla beraber yavaş yavaş demlensin, dinlensin. Bu şekilde yapılan pilavlar çok lezzetli oluyor ve de buram buram kokuyor. Şimdi şöyle bir tabağımız hazır. Vay 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 vay. Efsane oldu, efsane. Müthiş oldu. Süsleyelim biraz. Şöyle kenarlarına da hafif bir dokunuş. Evet. Evet. Çok da güzel oldu sevgili izleyicilerimiz. Kenar kısımdan isterseniz dereotu veya maydanoz veya bu şekilde de süsleyebilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyoruz ve kenara doğru aldık. Şimdi onu kenara doğru aldıktan sonra devam ediyoruz işlemimize. Öncelik şunu bir kaldıralım. Evet. Dediğimiz gibi geniş bir kabımıza. Şunu kapatalım. Biraz yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra altına soğanlarımızı serdik. Piyaz şeklinde ince ince doğrayıp seriyoruz. Soğanlarımızı serdikten sonra tekrardan şöyle bir alalım, biraz bir toparlansın. Ondan sonra tekrardan hemen soğanlarımızı serdikten sonra üzerine bir veya da iki tane havucumuzu ayarlıyoruz. Havuçları da üzerine güzelce bir şekilde ince ince zar şeklinde doğruyoruz. Üzerine ilave ediyoruz. Onu da üzerine ilave ettikten sonra tekrardan hemen şunu bir alalım. Onu da güzelce bir şekilde bir ilave ettik. Defne yaprağımızı üzerine ilave ediyoruz. Yarım limonumuzu ince ince doğrayıp üzerine ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra bir tane patatesimiz, büyükse bir tane, küçükse iki tane kullanabiliriz. İnce ince zar şeklinde doğruyoruz. Üzerine güzelce bir seriyoruz. Serdikten sonra ara ara tuzumuzu serpiştirmeyi unutmayalım. Ondan sonra üzerine biberimiz, domatesimizi ilave ettik. Tekrardan limonumuz, defne yaprağımızı ilave ettik. Üstüne geldikten sonra balıklarımızı üzerine güzelce bir şekilde bir diziyoruz. Balıklarımızı dizdikten sonra hemen ayrı bir kabımızın içine yağımızı, baharatlarımızı, limon suyumuzu hepsinin içine ilave ediyoruz. Güzelce bir karıştırdık, üzerine ilave ettik. Kapağını kapattık, programımız boyunca pişirdik ve pişirdikten sonra artık sunuma hazır diyebiliriz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ben de şöyle bir sunum yapacağım. Önce bir kaşıklarımı alayım. Evet. Şöyle bir. İşte onlar da bazen böyle yer değişkenliğine gidebiliyorlar. Evet. Şöyle yapalım. Bunları yani şöyle biraz altına sebzelerimi alayım. Sebzelerim. Vay 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 vay. Müthiş olmuş, müthiş. Lokum gibi olmuş, lokum. Şunu da bir aldık. Oh, mis. Şu defne yaprağımızı kenara doğru alıyoruz. Gelsin bakalım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok güzel bir sunum diyebiliriz. Bunu da şöyle bir alalım. Evet, devam ediyoruz. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Güzel oldu. Şimdi bir tane daha. Değil mi? Şöyle bir İsa'nın çok sevdiği, çok seviyormuş. Evet. Şimdi güzel oldu sevgili izleyenimiz. Evet. Kenar kısımlarını silelim. Aslında ben görünsün diye bu şekilde yaptım ama istersen o şekilde yapabiliriz. Ben izleyenlerimiz görsün diye bu şekilde sunum yaptım ama istersen o şekilde de ayarlayabiliriz. Şimdi biraz şu kenara da sebzemizi alalım. Düz bir tabağımıza. İzleyenlerimiz çünkü görsün, sebzemizi de görsünler nasıl olduğunu. Şuradan küçük bir tabağım. Gelsin bakalım. Balığımız güzelce bir pişti. Şunları ben biraz daha kenara doğru alıyorum. Tabii defne yaprağıyla artık işimiz kalmadığı için onları alabiliriz. Şunları biraz daha çekelim. Limonlarımızı aldık. Vay 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 vay. Lezzet şöleni, lezzet. Gelsin bakalım. Mis gibi olmuş. Gördüğünüz gibi hem sebzemiz dağılmadı, parçalanmadı, istediğimiz gibi pişti ve lokum gibi oldu, lokum. Onun için de çok güzel bir şekilde şöyle bir levrek buğulamamız hazır. Evet. Ve o da hazır. Şimdi şurayı bir kaldıralım. Evet. Şurayı bir toparlayayım güzel kardeşim.
Ondan sonra listemizi alacağız. Ben hemen şuraya bir toparlayayım. Şimdi tezgahın... Evet, çok güzel oldu balıklarımız. Şunu bir kaldırıyoruz. Kenara doğru aldık. Şimdi onu ayarladıktan sonra şunu da bir kaldıralım. Şunlar da artık alalım. Evet. Biraz kekik. Çok az bir kekiğimiz. İsterseniz üzerine sevgili izleyenlerimiz pul belde serpiştirebilirsiniz. Güzel bir görüntü olmasını istiyorsanız ve hazır. Şimdi onu da ayarladıktan sonra ben şöyle bir kenarını temizleyeyim. Ve neler yaptık hemen göz atalım. Hem buğulamamız hem pilavımız hazır. Salatamız da elimizdeki malzemeyle kendimize bu şekilde güzel salatalar da yapabiliriz. Şimdi bazen sade makarnamız kalıyor. Pirincimizden aynı şekilde pilavımız kalıyor. Ondan sonra bulgurumuz kalıyor. Bunları değerlendirelim sevgili izleyenlerimiz. Bunlar da kendimize çok güzel salatalar yapabiliriz. Farklı sunumlarla kendimize güzel sunumlar, salatalar hazırlayabiliriz. Çöpe gitmesin, ziyan olmasın. Onları da değerlendirmiş olalım. Biraz da çocukların hoşuna gitmesini istiyorsanız, üzerine isterseniz mısırla beraber de süsleyebilirsiniz. Evet, hazırız. Listemiz gelebilir. Evet, levrek buğulamamız için neler yaptık? Levrek buğulamamız için sevgili izleyicimiz, 3 adet levreğimiz, 2 adet kuru soğanımız, 1 adet patatesimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, ondan sonra 1 adet taze limonumuz, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 3 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz, 3 adet defne yaprağımız, 1 tutam maydanoz kullandık. 3 adet levrek kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 1 adet patatesimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 adet taze limonumuz, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 3 adet defne yaprağımız, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. Siz isterseniz fazla da kullanabilirsiniz. Genellikle 4 ve 6 kişilik ailelere göre biz hazırlığımızı yapıyoruz ama siz isterseniz çoğaltabilirsiniz. 3 adet levrek kullandık, 2 adet kuru soğanımız, 1 adet patatesimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 3 diş sarımsağımız, 1 adet taze limonumuz, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz, 3 adet defne yaprağımız, 1 tutam maydanoz kullandık. Önce tepsimizin altına biraz yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı küçük küçük doğradık. Piyaz şeklinde doğradık. Üzerine güzelce bir yerleştirdik. Onu serdikten sonra soğanımızın üzerine tekrardan sarımsağımızı ilave edelim. Defne yaprağımızı üzerine ilave ediyoruz. Defne yaprağımızı ilave ettikten sonra bir veya iki tane havucu kabuklarını soyuyoruz. Onu da aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Üzerine seriyoruz. Üzerine serdikten sonra tekrardan onun üzerine bir tane patatesimizi ince ince doğrayıp serelim. Onu da serdikten sonra biberlerimizi doğruyuz. Üzerine seriyoruz. Onun üzerine domatesimizi seriyoruz. Yarım limonumuzu doğrayıp seriyoruz. Onun üzerine balığımızı ilave ediyoruz. Birkaç tane defne yaprağımızı ilave ediyoruz. Üstüne tekrardan yarım limonumuzu güzelce bir şekilde bir üzerine ilave ettik. İlave ettikten sonra ayrı bir kabımızın içine yağımızı, baharatlarımızı, limon suyumuzu hepsini içine ilave ettik. Güzelce bir karıştırdık. Üzerine her tarafa gelecek şekilde bir döküyoruz. Sosumuzu da üzerine döktükten sonra tekrardan ızgaramıza gönderiyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Programımız boyunca yavaş yavaş pişiriyoruz. Pişirdikten sonra sunum yapacağımız kaplarımıza, tabaklarımıza ilave ediyoruz. Ve ilave ettikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, incirli pilav için de sevgili izleyenlerimiz. İncirli pilavımız için de neler yaptık? 2 su bardağı kadar pirincimiz, ondan sonra 100 gram kadar kuru incirimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 1 tutam maydanoz, 1 adet havuç kullandık. 2 su bardağı kadar pirincimiz, 100 gram kadar kuru incirimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 1 tutam maydanoz kullandık. 1 adet havuç kullanıyoruz. Havucu fazla veya da az da kullanılabilir. 2 su bardağı kadar pirincimiz, 100 gram kadar kuru incirimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 1 tutam maydanozumuz, 1 adet havuç kullanıyoruz. Önce tenceremize yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra biraz bir ısınsın. Ondan sonra tekrardan pirinçlerimizi içine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş pirinçlerimizi kavurmaya başlıyoruz. Pirinçlerimizi kavururken biraz tuzumuzu, şekerimizi ilave edelim. Onunla beraber kavurmaya devam edelim. Ondan sonra bir tane havucu kabuğunu soyuyoruz. Onu da rendeleyip içine ilave ediyoruz. Havuçla beraber tekrardan 5 dakika boyunca kavurmaya devam ediyoruz. Onu kavururken en son hemen incirlerimizi de doğruyoruz, içine ilave ediyoruz. Ve onunla beraber güzel bir karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra yeteri kadar suyumuzu boşaltıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 15 dakika boyunca iyice bir dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyuyoruz.
kenarlarda süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Sizler de sevgili izleyenimiz bizleri sosyal medya hesaplarımıza takip edebilirsiniz. TGRT EU sayfalarında da aynı şekilde sahip olabilirsiniz. Sevgili izleyenimiz orada da desteğinizi esirgemeyin bizden. Sayfalarımızı takip edin, videolarımızı izleyin. Orada da aynı şekilde desteklerinizden, dediğimiz gibi desteklerinizi bizden esirgemeyin. Orada da bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. TGRT EU hangi sayfalarda varız? Instagram'da varız, Facebook'ta, Twitter'da ve YouTube'da. Bizleri oradan takip edebilirsiniz. Hem programlarımızı orada da bulabilirsiniz. Programımızı tekrarı, 4.30'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Bitişik Şef Abdullah Usta sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum.